tanı yöntemlerini atlamayalım. Özellikle boyun düzleşmesine ilişkin de notlarınız olduğu için aynı şey mi sinir sıkışmasıyla diye soralım hocam. Şöyle söyleyeyim, boyun düzleşmesi olduğu zaman omurgadaki o sinirlerin çıktığı aralıklar daralmış oluyor. Evet. Yani kaslar kasıldığı için omurgayı düz tutmaya başlıyor, düzeltmeye başlıyor ama omurgadaki o aralıklardan, sinirlerin çıktığı aralıklardan, kemiklerin arasındaki foramen dediğimiz aralıklarda sinirin sıkışmasına yol açıyor. Bu da ağrılara, ciddi ağrılara yol açıyor. Biz bu tetkikler içerisinde ilk başta uyguladığımız normal direkt grafi yöntemi. Bu direkt grafiyle, yani basit bir röntgen filmiyle boynun kemiklerindeki o düzleşmeyi görebiliyoruz, kasılmayı görebiliyoruz. Yine o kemiklerde bir bozukluk var mı yok mu? Arkada işte hard disk dediğimiz dejeneratif kalsifikasyonlar var mı yok mu? Onları görüyoruz. Onların oluşturduğu bir bası var mı onu görüyoruz. Ondan sonra en önemli altın tetkikimiz boyun MR'ı. Boyun MR'ıyla biz oradaki fıtıklaşmaları görebiliyoruz. O boyun MR'ı bize oradaki fıtığı, sinire olan basısını, derecesini gösterebiliyor.